İnsan hakkıdır. Bu hakkın dünyada yerleşmesi için uğraşan ilk öncüler her ülkede en büyük acıları çekenler oluyorlar. Dolayısıyla biz onları hiçbir zaman yalnız bırakmamalı, hep yanlarında olmalıyız. Ama yanlarında olmak demek sadece bir meydanda oturup onun adını anarak ona destek olduğumuzu söylemek değil. Aslında ona bu zulmü yaptırabilen ortamla her yerde, evde, okulda, sokakta, her yerde mücadele etmek. Bunlar sadece karşımıza kanunlar olarak çıkmıyor. Evet, eski 155. Şimdi 318. madde kaldırılmalıdır. Çünkü halkı askerlikten soğutmak diye bir suç imal etmiş. Bırakın onun suç olmasını, militarizme karşı mücadele etmek bir insanlık görevidir, bir demokratlık görevidir. Ancak bunun bütün halkta yaygınlaşmış olan, neredeyse atasözü gibi alınan şeyler var. Her Türk asker doğar. Ben anneme sordum, ben üniformalı mı doğdum diye. Hayır, çırılçıplakmışım, tam sivil doğmuşum. Hepimiz böyle doğduk. Hiçbir Türk asker doğmaz. Her Türk insan olarak doğar. Her Türk Türk olarak da doğmaz, insan olarak doğar. Almanya bir başka ülkede büyüdük, o etnik niteliğe sahip olabildi. Dolayısıyla bunların yanlışlığıyla, herkes tarafından doğru kabul edilen bu işlerin her birinin yanlışlığıyla hayatın her safhasında mücadele etmeliyiz ki vicdani üretçileri bulundukları yerde hakikaten yalnız bırakmamış olalım. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Yine aramızda Yeşiller Partisi.